51.8 desimetreyi kilometreye dönüştürün. Evet dönüştürelim bakalım. Öncelikle desimetre'nin metre cinsinden ne olduğunu, sonra da kilometre'nin metre cinsinden ne olduğunu bulup bunları birbirlerine çevireceğiz. İlk olarak 51.8 desimetre ile başlıyoruz. Şimdi başlangıç olarak ve işleri basit tutmak için bunları metreye çevireceğiz. Çünkü bu örnekler bize kaç metre oldukları hakkında birçok şey söylüyor. Yani eğer bunu metreye çevirmek istersek, birimimiz desimetre başına olan metre olmak zorunda. Bunu yapmalıyız çünkü buradaki desimetre ile şuradaki birbirlerini götürüp sadeleşecekler ve sadece bize metre kalacak. Şimdi 1 metre kaç desimetre eder? Pekala, desi öne ki 1 bölü 10 demektir değil mi? Yani 1 desimetre 1 bölü 10 metre. Ya da başka bir deyişle, her 1 metre başına 10 tane desimetre vardır. Bu daha küçük bir birim. Bunlardan 10 tane, bundan 1 tane eder. Bu size tam olarak anlatmak istediğim şey. 1 bölü 10. Peki şimdi bu iki şeyi çarparsanız ne elde ederiz? Pekala, desimetreler sadeleşir ve 51.8'i 10'a böleriz. 1 bölü 10'la çarpmak, 10'a bölmekle aynı şeydir. Yani bu 51.8 bölü 10'a eşit. Demek ki virgül sola kayacak ve 5 bölü 18, 5 bölü 18 metre olacak. Her zaman işlemlerinizi kontrol etmelisiniz. Pekala. Mantıklı duyuluyor mu? Evet. 51 desimetre eşittir. 51.8 desimetre eşittir. 5 metre neredeyse. Peki anlamlı geliyor mu size? Tabii ki. Sayı küçülmeli. Daha küçük bir birimden daha büyüğüne çeviriyoruz. Yani daha küçük bir miktar olmalı ki aynı mesafeye eşit olabilsin. Metre uzunluk birimdir. Şimdi 5.18 metredeyiz ve bunu kilometreye çekmek istiyoruz, çevirmek istiyoruz. Şimdi payda kilometrenin, paydada ise metrenin olmasını istiyoruz. Neden? Çünkü bu metreyle yazacağımız metre birbirlerini götürecekler. Peki kaç metre kilometreye eşit olur? Kilo bize kilo ön eki bize 1000 demek olduğunu söylüyor. Bu 1000 metre edermiş. Yani 1000 metre eşittir 1 kilometre. Eğer bunları sadeleştirirsek metreler gidecek ve kilometre kalacak. Ve bir şeyi 1 bölü 1000 ile çarpmak, 1000'e bölmek demektir, aynı şey demektir. Küçük birimden büyüğe geçiyoruz. Bu yüzden daha küçük bir sayı elde etmeliyiz. Bu 5.18 bölü 1000 kilometreye eşit olacak. Şimdi bunu yapmanın kolay yolu şudur. Eğer 51.8'i 10'a bölersek virgül 1 basamak sola kayacak değil mi? Bu da 5.18'e eşit. Eğer 5.18'i 100'e bölersek virgül 2 basamak yine sola kayacak. Yani 1 2 evet. 2 tane de 0 eklemek zorunda kalacağız ve sayımız 0.0518 olacak. Eğer 5.18'i 1000'e bölersek virgülü 3 birim sola kaydıracağız. Hadi yapalım. 5.18'den başlayıp 3 birim sola kaydıralım. 3 basamak sola kaydıralım. Ve 1, 2, 3. Evet, virgülün duracağı yer burasıymış. 5 bölü 1000'den biraz büyük. Yani 5 bölü 1000'e yakın bir sayı ama biraz daha fazla. Son cevabımız 51.8 desimetre eşittir 0.00518 kilometredir. Evet, cevabınızı her zaman kontrol edin doğru oldu mu diye. Evet, olmuş tabii ki. Çok küçük bir birimden küçük değerli büyük bir birime gidiyoruz. Mantıklı. Mantıklı çünkü birim büyürken sayı küçülür.